Videomu izleyen herkese merhabalar. Ben Sibel Yalçın. Mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sadece 3 malzeme ile hazırlayacağınız koko kurabiye tarifini paylaşacağım. Hepinize keyifli seyirler dilerim. 3 tane yumurta akı kullanıyorum. M boy yumurtanın akı tarttım. Aşağıda hem adet ve bardak olarak hem de gram olarak ölçülerini sizlerle paylaşıyor olacağım. Videonun altındaki açıklama bölümünü lütfen okuyun. Yumurta akını tarttığım zaman 90 gram geldi. Yumurta akını kasenin içerisine koydum. Burada önemli olan hem kullanmış olduğunuz kasenin hem de mikser uçlarının temiz ve iyice kurumuş olması gerekiyor. Önce yumurta akını kaseye aldıktan sonra biraz mikserle karıştırıp daha sonra 2-3 seferde toz şekeri ilave ederek iyice karıştıracağım. Koko kurabiye tarifi yumurta aklarını değerlendirmek istediğim zaman yaptığım tariflerden bir tanesi. Evde yumurta akı olduğu zaman beze veya koko kurabiye gibi tarifler yaparak Yumurtaklarını çöpe atmadan değerlendiriyorum Bu yumurtakları da daha önce sizlerle paylaştığım Kupta tiramisu tarifinden kalan Yumurtakları Tatlıyı yaptım Ertesi günde Yumurtaklarını değerlendirmek için Koko kurabiye tarifini yapıp Sizlerle de paylaşmak istedim Videonun sonunda Kupta tiramisu tarifinde sizlerle paylaşacağım Önce o tarifi ardından da koko kurabiye tarifini yapabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi tıraş köpüğü veya krem şanti kıvamı da diyebiliriz. Kıvamına gelene kadar yumurta akını ve şekeri karıştırdım. Son ve üçüncü malzememiz olan hindistan cevizini ekliyorum. En sonunda ben bir pudra şekeri serpeceğim kurabiyelerin üzerine. Bu tamamen isteğe bağlı. İsterseniz içine koymuş olduğunuz toz şeker miktarını biraz artırarak üzerine hiç pudra şekeri koymadan da tarifi hazırlayabilirsiniz. Evet 2 su bardağı Hindistan cevizi yavaş yavaş spatula ile daireler çizerek karıştırıp yumurta akı ve şekere yediriyor. Arkadaşlar her hafta sizlerle yaklaşık 3 tane tarif paylaşıyorum. Bu tarifleri kaçırmamak için de videonun sonunda YouTube kanalıma abone olup yanındaki zili tıklamayı unutmayın. Yapmış olduğunuz işlemlerin hepsi ücretsizdir. Arzu ederseniz beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Tepsimin içerisine yağlı kağıdı koydum. 2 tane yemek kaşığı aldım. Önce bu yemek kaşıklarını bir suyun içerisine batırdıktan sonra videoda gördüğünüz gibi iki kaşığı kullanarak koko kurabiyenize şekil verin. Farklı farklı şekillerde de bu tarifi yapabilirsiniz ama ben bu şekli çok seviyorum. Bir de varsa evinizde dondurma kaşığı kullanarak da şekil verebilirsiniz. Evet, tüm kurabiyelerime iki kaşık yardımıyla şekil verip yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye dizdim. Önceden ısıtmış olduğum 170 derecelik fırında tatlı bir kahverengi renk alana kadar pişirme işlemine devam ediyorum. Pişirme süresini ve derecesini kendi fırınınıza göre ayarlamanızı tavsiye ederim. Benim fırınımda yaklaşık 20-25 dakikada hazır olmuştu. Fırından çıkardıktan sonra da daha çabuk soğuması için tel bir ızgara üzerine aldım. Biliyorsunuz tepsi sıcak olduğu için de çıkardığınız gibi tel ızgara üzerine almazsanız kurabiyenin altı tepsinin sıcaklığıyla biraz daha pişmeye devam edecek. Bunu istemediğim için dikkatli bir şekilde kırmadan Tel ızgara üzerine alıp iyice soğuduktan sonra da ben üzerine pudra şekeri serpiştiriyorum. Dediğim gibi isterseniz içindeki şeker miktarı artırıp pudra şekeri serpmeden de servis edebilirsiniz. Alternatif olarak üzerine çikolata sosu sıkarak da servis edebilirsiniz. Evet hem yumurta akımı değerlendirdim hem de çok lezzetli koko kurabiye yaptım. Umuyorum sizler için de faydalı bir video olmuştur. Yapıp yiyen herkese şimdiden afiyet olsun. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla, sevgiyle kalın. Allah emanet olun.